Merhaba arkadaşlar, Nartest TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nartest Prestij Soru Bankası'nın çözümleriyle devam ediyoruz. Üstü sayılar 6. test. İlk soruya bir bakalım. Tablodaki her satırdan harflerle gösterilen sayılardan birer tane seçilip dördü çarpılacak ve bir değer bulunacaktır. Öğrencilerden ada, C, E, J, P değerlerini seçmiş ve elde ettiği sonuç kare. Murat ise B, G, L ve M değerlerini seçmiş. Elde ettiği sonuç üçgen. Kare bölü üçgen, yani karenin üçgeni oranını istemiş. Şimdi kare için seçtiği değerler. Şöyle kare için seçtiği değerler C. C nedir? 64 üzeri 64, yani 8 üzeri 8 çarpı 8 üzeri eksi 5'ten 8 üzeri 3'tür. Daha sonrasında E kaçtır? 4 üzeri 4'ün karesinin eksi 3. kuvveti 4 üzeri eksi 6 çarpı 4 üzeri 3'ten 4 üzeri eksi 3. J nedir? J biraz kaydırıyorum. J ise 28 üzeri 28'in karesi çarpı 32 üzeri eksi 2. Şimdi 32 üzeri eksi 2 nedir? 2 üssü 5 üssü eksi 2'den 2 üzeri eksi 10 çarpı 28 2'nin 7. kuvveti 2 üssü 7 üssü 2 2 üssü 14 ne yaptı burası? 2 üssü 4 yaptı nihayetinde. Ve P değerine de bakacak olursak, şöyle P değeri de 32 üzeri 6 ile 2 üzeri eksi 7'nin çarpımıymış. Yani 2 üssü eksi 7 çarpı 2 üssü 5 kere 6 30. Şöyle burası da ne yapar? 2 üssü 23. Kare işlemi ne olur? C, E, J ve P'nin çarpımı. O halde 8 üzeri 3 çarpı 4 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 23. Şimdi çarpımları en son yapalım. Üçgen için gerekli değerleri de bulalım şöyle. Üçgen için B nedir? B neredeydi? 8 üzeri eksi 5. 8 üzeri eksi 5 nedir? 2'nin 3. kuvvetinin eksi 5. kuvveti olduğu için 2 üzeri eksi 15 çarpı. Şuradan 2 üzeri 7 üzeri 2'den 2 üzeri 14. Ne yaptı burası? 2 üzeri eksi 1. Devamında G nedir? 64 üzeri 4 ve 16 üzeri eksi 3. Yani 4 üzeri eksi 6 çarpı 4 üzeri 12 ne yapar burası? 4 üzeri 6. L değeri nedir? L değeri 32 üzeri 6, 2 üzeri 5 üzeri 6'dan 2 üzeri 30 çarpı 32 2'nin 5. kuvveti 2 üzeri eksi 10. Burası ne yaptı? 2 üzeri 20. Ve son değerimiz M değeri. M değeri de 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri eksi 7'den 2 üzeri eksi 1. Şimdi üçgenin sonucunu da bulalım. Üçgende nedir? Bunların çarpımıdır. 2 üzeri eksi 1 çarpı 2 üzeri 12'dir. 2'nin karesinin 6. kuvveti çarpı 2 üssü 20 çarpı 2 üssü eksi 1. Üçgen buradan ne olur? 2 üssü 12, 20 daha 32, 2 çıkardık. 30. Bunu bulduk. Burası kare ne yapar? 2'nin 9. kuvveti olur çarpı 2'nin eksi 6. kuvveti 2 üssü 4 çarpı 2 üssü 23. Kare ne olur? 2 üssü 23, 4 daha 27, 9 daha 36. 36'dan 6 çıktı. 30. Kare 30. Üçgen de 2 üzeri 30. 2 kare bölü üçgen 2 üzeri 30 bölü 2 üzeri 30'dan şöyle
2 üzeri 0. Cevabımız C seçeneği. Şimdi bu soruya bakacak olursak, ikinci soruya. Sayının içinde bazı kurallar vermiş. Sayının içinde bulunduğu çokgen taralıysa, o çokgenin köşe sayısı kadar negatif üs almış. Eğer çokgen taralı değilse, o çokgenin köşe sayısı kadar pozitif üs almış. Kural bu. Mesela 5, içindeki üçgen taralı olduğu için 5'in üçgenin köşe sayısı kadar negatif üssünü aldık. Daha sonrasında dışındaki dörtgen taralı olmadığı için 4. üssünü aldık. O halde şuradan 2'den başlarsak, üssü taralı olduğu için negatif kuvvet 4 köşesi var, 2 üzeri eksi 4. Daha sonra dışındaki üçgen taralı olmadığı için 3. kuvveti. Daha sonrasında en dıştaki üçgen taralı olduğu için eksi 3. kuvvetini aldık. Üssün üssü çarpılır. Eksi 12 çarpı eksi 3 artı 36. Bu da ne olur? 2 üzeri 8 cinsinden yazarsak 3 üzeri 12 olur. 8 üzeri 12 cevabımız C seçeneğidir. Şöyle bakın. Şimdi bu soruda toplamda mesela bilgisayarın fiyatı 3 üzeri 2x artı 1, 3 üzeri 2 tane alınmış. O zaman bunun fiyatı bunların çarpımıdır. Yani 3 üzeri 2x artı 1 artı 2 artı 3. Burası da aynı şekilde 3 üzeri 2x. Burası nedir? 3 üzeri 4'tür. 2x eksi 1 artı 4 artı 3 olur. 3 üzeri 2x artı 3 olur. Şimdi bunların toplamından 3 üzeri 10 gelir elde edilmiş. Yani 3 üzeri 2x artı 3 artı 3 üzeri 2x artı 3 artı 3 üzeri 2x artı 3 kaçmış? 3 üzeri 10'muş. 3 tane 3 üzeri 2x artı 3 eşittir 3 üzeri 10. Bunun üssü 1. 3 üzeri 2x artı 4, 3 üzeri 10 ise 2x artı 4 eşittir 10. 2x kaçtır? 6. X kaçtır? 3. Şimdi 3'ü yerine koyacak olursak toplam ürün sayısını soruyor. Şurası ürün sayısı 3 üzeri 2 artı 81 artı 3 üzeri 6. Ne yapar burası? 819 yapar. Cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, dördüncü sorunun çözümüyle çözümlerimize devam edelim. Şimdi burada bir tablo vermiş ve bu tabloya belli kurallara göre sayı yerleştireceğiz. İlk hücreyi 8 vermiş. Daha sonra bir hücre solundaki sayının 4 katı ve üstündeki sayının 8 katının çarpılmasıyla bulunur demiş. Ve solunda ve üstünde sayı yoksa solunda 1 varmış gibi 1 ile çarpılarak işleme devam edilir demiş. Şimdi bir tablomuzu şuraya yazalım. Şöyle. Şurası 2 üzeri 3, 8. Sağa giderken 4 katını alarak gidiyoruz. Yani 2 üzeri 5, 2 üzeri 7. Aşağı inerken de üstündekinin 8 katı. Yani 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 6. Şimdi şu nokta için üstündekinin 8 katı. Yani 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 3 çarpı solundakinin 4 katı. 2 üssü 6 çarpı 2 üssü 2. Ne olur burası? 2 üssü 16 olur. Devam ettik. Şurası için üstündekinin 8 katı 2 üssü 7 çarpı 2 üssü 3 çarpı solundaki 2 üssü 16'nın 4 katı. Ne oldu burası? 10, 18 daha 2 üssü 28 oldu. Tekrar aşağı indiğimiz için burası ne olur? Üstündekinin 8 katı 2 üssü 9. Burası ne olur? Şöyle biraz aşağı indirelim. Solundakinin 4 katı, üstündekinin 8 katı. Ne olur? 2 üssü 11, 16 daha 27, 3 daha 30 olur. Ve x
şurası. Solundakinin 4 katı 230 çarpı 202 çarpı üstündekinin 8 katı 228 çarpı 203 ne yapar burası? 232, 31 daha 263 yapar. 2 üssü biraz daha düzgün yazalım. Şöyle 2 üssü 63 eşittir x. Sorumuzun çözümü böyleydi.